Anneciğim, lütfen beni bırakma. Melek, mahvolduk biz. Ablacığım, ne oluyor? Kenan'ın ne işi var burada? Bizi geri götürmeye gelmiş. Gitmek istemiyorum anneciğim. Lütfen bırakma beni. Tamam kızım, tamam. Ablacığım, lütfen Kenan'ı götür buradan. Beni burada görmemeli. Size olmadan bir yere gitmem diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Git abla. Elif'imi de götür. Melek. Kızım. Hadi ne olur üzme beni. Hadi. Ama anne lütfen. Anasının kuzusu. Hadi gel kızım. Anneciğim, anneciğim. Lütfen bırakma beni. Kenan Bey duyacak şimdi. Hadi. Anne. Allah kahretsin. Bütün planlarım alt üst oldu yine. Ne oluyor? Ne bu tavır? Sana inanmıyorum. O hırsızı yeniden bu eve getirdim. Laflarına dikkat et. O hırsız dediğin insan 30 yıldır bizimle bu evde yaşıyor. Bu hırsız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yeter artık. Herkes gördü. Gerdanlığım onun çantasından çıktı. Ya öyle mi? Bu konu benim için kapanmıştır. Benim için kapanmadı. Bu konuyu daha fazla kurcalamak niyetinde değilim. Bunu sen de istemezsin eminim. Baba, ne zaman gideceğiz Ayşe karısına? Gideriz. Aman baba, bak geç kalmayalım da. Bekle biraz. Daha 2 gün oldu çanta diye eve gideli. Şimdi gidersek tanırlar bizi. Nasıl yapacağız peki? Dur sen dur. Daha çok ekmek yiyeceğiz biz o evden. Daha evin beyi var, hanımı var. Evdeki şatafatı görmedin mi oğlum sen? Elif'i kullandık mı yani? Aferin lan. Kafan çalışıyor senin ha. Hadi kalk baba hadi. Gidelim. Erkut abi bekliyor. Pardon. Bu araziye siz mi bakıyorsunuz? Evet. Peki bu arazi hakkında bilginiz var mı? Ne bilgisi? Boş gibi duruyor da. Acaba sahibi satmayı falan mı düşünüyor? Bilginiz var mı? Ha yok. Burası ekiliyor. Irgatlar 2 haftadır çalışıyor. Bugün izinliler. Anladım. Siz yenisiniz galiba buralarda. Değilim. Hiç değilim. Af burun doyamadım. Ha. İlerideki çiftliklerden birine yeni taşındım. Onu diyordum. Böyle çevreyi tanımak için bakınıyorum. Hoş gelmişsiniz o zaman.
bulduk. Başka bir maruzatınız yoksa ben gideyim. Tabii tabii. Ben sizi tutmayayım. İşiniz çoktur. Kenan Bey'imizin pikniği var da oraya gitmem gerek. Ne pikniği? Her sene hasat pikniği yapar Kenan Bey'imiz. Sağ olsun bizi de eksik etmez. Oraya gidiyoruz. Nerede olur bu piknik? Çayır başında. Ama aile arasında tabii. Anladım. Elif'ciğim. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Ama sen böyle durursan annen seni göremez ki. Annem mi? Evet, annen gelmiş. Duymadın mı? Annem mi gelmiş? Evet, oradaki tepede seni bekliyormuş. Anne! Anneciğim! Anne! Anne! Anneciğim! Anne! Anne neredesin? Anne! Anne! Anneciğim neredesin? Neredesin anne? Sana geldim. İşte buradayım. Uyan. Hadi uyan. Atada bir yer bulmak lazım. Değil mi abicim? Hasan Efendi'ye söyledim. Arada iyi bir yer ayarlayacak. Böyle bir hediyeye ne gerek vardı? Hala anlamış değilim. Merak etme anne. Biz de altında kalmayacağız. Yenge. Atı gördün mü? Arzu? Ha? Evet. Annem haklı. Melih Bey gösterişi seviyor herhalde. Ne oldu? Bulabildin mi Elif'i? Yok, bulamadım hala. Telaşlanma. Demin buralarda koşturup duruyordu. Daya, iyi olacaksın. Daya. Ayşe abla ne oldu? Kenan Bey, Elif yok. Az önce burada çocuklarla oynuyordu ama şimdi yok. Allah Allah. Abim nerede? Elif arıyorlar. Çocuk bu. Saklanmıştır bir köşeye. Elif mi kayıp? Az önce buradaydı. Saklambaç oynuyorlardı. Hızlı şey. Kesin sağlam bir yere saklandı. Ben de merak ettim bak şimdi. İpek.
Peki, dur kızım. Çocuklar. Çocuklar, Elif'i gördünüz mü? Görmedik. Görmedik. Kızım, Elif nerede? Ya ben ne bileyim? Elif'in bekçisi miyim ben? Evet, ben de görmedim. Allah ver de başına bir şey gelmese. Ağzını hayır aç. Elif. Amrat Sarın. Elif. Ne olmuş? Şuradaki tepeden aşağı düşmüş. Nasıl düşmüş? Bilmiyorum. Elif. Elif. Ambulansı beklersek çok geç kalırız. Ben götürürüm hastaneye. Allah'ım ne olur Elif'ime bir şey olmasın. Ne olmuş? Küçük bir kız düşmüş. Elif mi? Elif mi düşmüş? Nereye, nasıl? Şuradaki tepeden aşağıya. Hay Allah. Elif'i hastaneye mi götürüyor Kenan? Evet. Ambulansı beklemek istemedi. Siz mi buldunuz? Durumu nasıl? Şöyle bir çevreyi gezmek için çıktım. Garip sesler geldi kulağıma, iniltiler. Bir gittim baktım orada yatıyor. İşte alıp getirdim ben de. Anne hadi biz de hastaneye gidelim. Kızım gidelim gitmesine de araçlarla misafirleri yolladık ya. Ben bırakırım sizi. Zahmet vermeyelim. Yok estağfurullah, aracım şurada zaten. Anne ne olur yalvarıyorum gidelim hemen. Peki. Şerife sen kal burada. Elif'im hadi aç gözlerini kızım. Kurban olayım. Senin ne işin vardı orada kuzum? Sana bir şey olursa ne yaparım ben? Nasıl oldu anlamadım. Tuğçe'nin arkadaşlarıyla oyun oynuyorlardı. Dayan Elif'im. Ne olur dayan. Aç Ayşe abla, ne olur aç. Şerife, Ayşe'nin telefonu çalar be ya. Bir bak bakayım, belki mühimdir. Açtım, açtım. Alo Ayşe abla. Alo. Ayşe yok, hastaneye gitti. Hastaneye mi? Hangi hastaneye?
Ne oldu Ayşe ablaya, bir şey mi oldu yoksa? Yok yok Ayşe, iyi. Bizim bir Elif'imiz var, onu götürdüler. Elif mi? Evet, zavallı yavrucak. Kızıma ne oldu? Ne oldu Elif'ime? Hangi hastane? Elif'im, güzel kuzum. Hadi aç gözlerini yavrum. Ne derim ben anneciğine? Ne yaparım sonra? Geldik Ayşe abla, geldik. Doktor yok mu? Nesi var, ne oldu? Düştü, yüksekten düştü. Çabuk tezgahı getirin. Doktor bey buraya bakar mısınız? Nesi var? Yüksekten düşmüş. Ne zaman oldu? Yarım saat önce. Hipoksemi olabilir. Acil müdahale odasına ayarlayın. Kurtarın yavrumu. Dayan kuzum. Gel Ayşe abla, gel böyle. Oradalar. Elif'im. Parçalanıyor. O minicik yavrucu öyle yatarken gördüğümde. Allah'ım sen yavrucu anacığına bağışla. O görünce ne hale gelecek kim bilir. İyi olacak. İyi olacak. Nasıl oldu hiç anlamıyorum. Nasıl? Bu işin içinde bir şeytanlık var ama dur bakayım. Herkes nereye gitti? Yine Elif'in peşinden gittiler değil mi? Elif düşmüş. Hastaneye gittiler. Düşmüş mü? Sakar şey. Araba hazır kızım. Hadi vakit iyice gidelim çiftliğe. Zaman gelecek. Biz de gidelim hastaneye. Elif'im. Kuzum. Aç güzel gözlerini, kurbanın olayım.
aşağıda. Gel hadi şöyle oturalım. Düzelecek Elif. Göreceksin. İyileşecek. Bana bir şey olursa ben yaşayamam. Ömür boyunca affetmem kendimi. İyi olacak Elif Ayşe abla. Düzelecek, merak etme sen. Misafirimiz sayılır. Ama evin kızı gibi olmuştu. Anladım. Başını çarptığı için beyni hasar görmüş. Ödem oluşmasını engellemeye çalışıyoruz. Elif'im, yavrum. Yani ne diyorsun doktor bey? Bir şey söylemek için çok erken. Beyin travması riski var. Ne olacak peki şimdi? Birazdan yoğun bakım alacağız. Kuzum benim. Kuzum. Hayat riski devam ediyor yani, öyle mi? Elimizden geleni yapacağız. Metanetli olun lütfen. Allah'tan ümit kesilmez. Ayşe abla, biliyorum çok üzgünsün. Bunun zamanı değil belki ama kızın ailesine haber vermemiz lazım. Kenan doğru söylüyor Ayşe. Arayıp annesine haber vermek icap eder. Telefon. Telefonumu orada unutmuşum. Tamam, söylerim Hüsnü Efendi'ye. Hemen atlar getirir. Ben çok daraldım. Çıkıp biraz hava alayım. İpek. İpek, hadi kızım. Biz de bir 10 dakika hava alalım dışarıda. Ayşe abla, yalnız bırakmayalım anne. Git sen kızım. Kenan beyler burada. Anneciğim,
Ben pek iyi değilim. Bir elim yüzümü yıkayıp geleyim. Tamam kızım. Biz kafeteryadayız. Alo Gonca. Hey, uyandı mı yoksa? Yoğun bakımda şimdi. Ayılması ayrı bir sıkıntı. Sonra halledeceğim. Önce halletmem gereken daha önemli bir şey var. Annesi mi öğrendi yoksa? Daha değil. O makinenin annesini çağırın diye haber verdi. Bir şey yapmam lazım. O kadın buraya gelmemeli. Dur bir dakika. Baba, oto yıkama işi tamam. Nasıl tamam lan? Tamam Veysel abi, tamam. Rahat ol, oldu o iş. Hate be! Bugüne bugün iş adamı sayılırsın baba. Oto yıkamacıların kralı, Veysel Şimşek. Oğlum, nasıl oldu lan? Şu işin aslını bir anlat. Ya sağ olsun Erkut abi, trink diye çözdü olayı. Veysel abi, artık ortak sayılırız. Bugün ben sana, yarın sen bana. Tamamdır o zaman. Yine artık bir güzel ıslatmak lazım. Vallahi Erkut abi yemeği bizdesin, hayatta bırakmam. Tamam koçum, ıslatırız. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Saniye teyze. Ben elbisenin kalan borcunu getirdim de. Vallahi tam zamanında getirdin. Adamlar da beni bir sıkboğaz ediyorlardı yani. Hani yani yanlış anlama da. İyi günler Saniye teyze. İyi günler Zeynep. Olmaz diyorum hanımefendi, yapamam. Bakın bütün masrafları ben karşılayacağım. Hayır lütfen ısrar etmeyin, yapamam diyorum. Bakın bir daha düşünün. Bu ile yapın benim için. Allah'ım sen yardım et. Elif'im. Kınalı kuzum. Güzel yavrum. Ayşe abla. Bak yapma böyle. Sana da bir şey olacak. Allah'ım benim canımdan alsın. Elif'ime versin. Elif. Kızım nerede? Hanımefendi sakin olun. Elif Şimşek. Hangi odada kalıyor? Şimdi bakıyorum. Hastanız yoğun bakıma alınmış. Elif! Doktor bey. Bir gelişme var mı? Durumun şimdilik stabil. Akut solunum sıkıntısı mevcut. Ayşe abla. Melek. Ablacığım. Sen buraya nasıl? Ne oldu kızıma? Nerede? Söyle hadi. Şey oldu Melek. Ablacığım, kızım nerede? Ne oldu söyle. Bir kaza oldu. Düştü. Abla, ne kazası? Nereden düştü? Allah'ım sen aklım bu kayıt ol. Çocuklarla oynarken...
Tabii yapma böyle. Ah ablacığım. Emanetine sahip çıkamadım. Allah'ım ne olur Elif'im bize bağışla. Abla. Ölürüm ben. Ölürüm. Yavrum bir şey olursa canımı kıyarım. Şş. Yapma ablacığım. Sakın isyan etme. Elif'imiz iyi olacak. Göreceksin. Güzel Rabbim onu bize bağışlayacak. Dediğim gibi, kandaki hemoglobin oksijen yoğunluğu %90'ın altına düşmüş. Şu an bilinci kapalı. Hastayı biraz daha geç getirmiş olsaydınız, kan kaybeden kaybederdik. Peki ne zaman gelir kendine? Doktor bey, Elif uyanacak değil mi? Bunu söylemek için şu anda çok erken. Hayati tehlikesi hala devam ediyor. Bu önümüzdeki 24 saat çok önemli. Siz yine de her şeye kendinizi hazırlıklı tutun. Geçmiş olsun. Bu olmamalıydı ya. Ama o daha çok küçük. Ben bunu nasıl söylerim aşağıya? Ayşe abla. Yavrum. Ne olur yavruma bir şey olmasın. Şifa yüce Mevlam'dan. Allah yüzümüze bakacak. Dua edelim. İyi olacak Elif'imiz. Allah'ım. Ne olur kurtar yavrumu. Yalvarırım kurtar onu. Melek. Ablacığım. Elif'im. Kendinizi suçlamayın. Sonuçta bilemezdiniz böyle olacağını. 34NY850 plakalı araç sahibi. Aracınızın başına gelmeniz rica olunur. 34NY850 plakalı araç sahibi. Bir şey mi oldu? Başına gelmeniz rica olunur. Benim arabamın plakasını anons ettiler. Bakalım isterseniz. Kenan, duydun mu anonsu? Kenan Emiroğlu. Buyurun. Olayla ilgili ifadenizi almam gerekiyor. Dışarıda aracımla ilgili bir sorun oldu sanırım. Birazdan konuşsak. Tabii. Olay gerçekleştiği sırada siz de oradaydınız değil mi? Evet ama... Şöyle geçelim isterseniz. Başta maraz yaptı tabi. Sonra Erkut abi parayı çıkarınca hop tornistan yaptı ihtiyar. Ya sana da borçlandık be Erkut. Aşk olsun abi lafı mı olur? Para oldukça ödersiniz. Maksat yabancıya gitmesin. Eyvallah.
Ana nerede kız? Pazara gitti. Başlatmayın lan pazarınızı. Her gün her gün sokakta. Siz gene bir iş çeviriyorsunuz ama. Abi, ekipman eski. Yenilememiz lazım. Misal kompresör. Epeydir değişmedi. Değiştirelim ki millet farkımızı görsün. Görsün ki gelsin. Bak şimdi. Günde 10 tane araba yıkasak 15 liradan 150 lira. Masrafları çık. Çok güzel para kalır. Zengin olduk baba. Zengin. Park edecek yer burasını mı buldun? Burası park yeri değil mi? Neden edilmesin? Koskoca alanda geniş geniş yer. Sen duran araca nasıl çarptın peki ha? Ben acemiyim yani. Onu mu ima ediyorsun? İma etmiyorum. Açık açık söylüyorum. Olay anında orada mıydınız? Hayır, değildim. Oradan geçerken sesi tesadüfen duydum. Peki, herhangi bir bağırış ya da başka bir ses duymadınız mı? Aslında bir ses duydum. Ben oradan geçerken çocuklar oyun oynuyordu. Büyük ihtimalle onların sesiydi. Peki, şuraya okuyup imzalayın. Hadi kızım, kalkalım artık. Böyle bekleyecek miyiz? Bak, sen de yoruldun. Bırak beni şimdi, iyiyim ben. Solgun görünüyorsun kızım, keyfimizden sanki. Hem burada bekleyeceğimiz evde bekleyelim. Anne, nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun? Kız bizim yüzümüzden bu halde. Niye bizim yüzümüzden? Annesi bize sordu da mı bıraktı? Yani başına ne gelirse gelsin demek istemiyorum da. Tamam anne, yorma kendini. Anladım ben senin demek istediğini. Oturduk kaldık burada. Hadi gidip bakalım bir gelişme var mı? Otur biraz daha, otur. Bak. Sen de iyi görünmüyorsun. Olay gerçekleştiğinde siz neredeydiniz? Misafirlerle ilgileniyordum. Tam emin değilim. Nasıl emin değilsiniz? Yani... misafirlerle ilgileniyordum ikramla. Yani alandan hiç ayrılmadınız, öyle mi? Çocuklara bakmak için ayrıldım. Elif'i gördünüz mü? Elif de oradaydı. Saklambaç oynuyorlardı. Sonra? En son? Ne zaman, nasıl gördünüz Elif'i? Şey... ben... kusura bakmayın. Bu olay beni fazla sarstı. O yaşlarda bir çocuğum var. Önemli değil, devam edin. Dediğim gibi, bir ara çocuklara bakmak için alandan ayrıldım. Yanlarına bile gitmedim. Hepsinin orada olduğunu gördüğümde geri döndüm. Başka birisini gördünüz mü? Hayır, görmedim. Peki, şurayı imzalayın. Beyim. Hüsnü efendi. İyi, ayrola beyim. Kaza mı oldu? Sorma. Bir bu eksikti. Ama önemli bir şey yok. Hallediyorum. Aa, iyi. Elif kız hanım nasıl?
Maalesef durumu çok ağır. Abi yavrucak ya. Allah'ım güler yüzüne inşallah. İnşallah iyi olacak inşallah. İnşallah. Şimdi ben de Ayşe'nin telefonunu getirmiştim. Telaştan orada unutmuş. Ver telefonu. Ben veririm. Peki beyim. Bir ihtiyacınız olursa... Sağ ol Hüsnü Efendi. Sahip çıkamadım yavruma. Çıkamadım. Allah'ım. Sen yavrum bana bağışla. Ne olmuş? Önemli bir şey yok. Ufak bir kaza. Nasıl? Mühim değil. Adamın biri arabaya vurmuş. Aa! Hemen götür servise baksınlar. Böyle şeyler ihmale gelmez. Ne diyorsun sen Arzu? Sırası mı şimdi? Ayşe'nin telefonu mu? Evet. Elif'in annesine haber verecekti. Kapıya kadar gelmişken annemlere bir uğrasan diyorum. İpek pek iyi gözükmüyor. Annemler nerede ki? Kafeteryadalar. İyi tamam. Anne, çayım bitti. Gidip bakalım artık Elif'e. Nasıl oldu çok merak ediyorum. Merhaba. Merhaba. Elif'in durumunda değişiklik var mı? Doktor bir şey söyledi mi? Hala yoğun bakımda. Doktor ilk 24 saat çok önemli dedi. Sanırım durumu kritik. İsterseniz daha fazla sizi bekletmeyelim burada. Zaten yapacağınızın fazlasını yaptınız. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Vaktinizi daha fazla almayalım. Yok estağfurullah. Zaten ifademi yeni aldılar. Yani mecburen beklemem gerekiyordu. Ne ifadesi? Hastane polisi olayı araştırıyor. Sadece benim değil Arzu Hanım'ın da ifadesini aldılar. Doktorla konuştum. Pek ümit verici şeyler söylemiyor maalesef. Ne diyor? Hayati tehlikesi devam ediyormuş hala. Ne yapacağız peki? Talat Bey'le görüşmeye gidiyorum ben şimdi. Bizim doktor Talat Bey'le mi? Evet. Belki onun hastanesine naklederiz. Oranın olanakları daha iyi sonuçta. İyi olur. Ha, biz de geçerken bırakıver eve. Şu telefonu Ayşe ablaya verip geleyim ben hemen. Bana ver, ben veririm. Ha, Arzu. İfade ne almışlar? Neredesin Melek abla ya? Neredesin? Elif'im. Kokusuna doyamadım. Bakmaya kıyamadım yavrum. Sakın bırakma beni, olur mu? Melek. Ablacığım yapma böyle. Bak... Sen şimdi metanetli olacaksın. Yavruna güç vereceksin. Zeynep ölüyor.
Kenan Bey. Sen iyi misin? Yüzün bembeyaz olmuş. İyiyim, iyiyim. Çocuğun annesine haber verdin mi? Akıl mı kaldı ki bende? Bu böyle olmaz. Annesini aramak lazım. Ara hadi. Annesinin çocuğun yanında olmak hakkı. Ne diyorsun Melek abla? Ne oldu? Zeynep. Yavrumun durumu çok kötü Zeynep. Çok kötü. Tamam dur. Dur abla sakin ol. Ben hemen geliyorum. Neredesiniz? Orada yatan benim kızım da olabilirdi. Onu koruyamadım. Eğer daha güvenli bir yer seçseydim... Bu kız bize emanetti. Onu koruyamadım. Kenan Bey... Doktorla bir daha mı konuşsanız acaba? Bizim bir aile doktorumuz var. Talat Bey. Çok iyi hekimdir. Onunla bir görüşeceğim. Eğer o da uygun görürse... onun hastanesine nakledeceğiz. Melek, ablacığım, Kenan Bey şimdi buradaydı. Elif'i başka bir doktora gösterecekmiş. Seni görecek diye. Elif'im. Nereye? Kimle ne konuşuyorum lan ben? Tepemi tasını attırma benim. Hastaneye. Hastaneye. Evet. Elif ölüyor. Mutlu musun şimdi? Hadi koş. Koş kaçır şimdi onu nereye kaçıracaksan. Her şey senin yüzünden oldu. Senin. Yamuk bir durum mu var? Yok abi. Bizim Zeynep işte. Delildir biraz. Ya abi o değil de bizim şu dükkanı ne zaman açıyoruz? Herif mi? Hastane mi? Çekil yolumdan. Nereye gidiyorsun? Niye benim yüzümden ya? Zeynep Hanım bıraksaydım sizi. Hastaneye gidiyormuş. Ya bunların da hastane olayları bitmedi gitti. Ya karınları ağrısı hastaneye gidiyorlar be. Kenancığım, ne gerek var şimdi başka doktora? Gereken her şey burada yapılıyor zaten. Bir kere de karışmasan. Anneciğim yanlış bir şey mi söylüyorum? Bir konuşsun kızım. Talat Bey iyi bir doktordu. Belki başka bir şey önerir. Konuşmaktan bir zarar gelmez. Hadi bin.
Ne oluyor hemşire hanım? Bir şey mi oldu kızıma? Elif. Elif. Kızım. Elif. Kaybediyoruz.